Bu parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisine verilen noktalama işaretleri getirilmelidir. Acaba bakışlarından mı, konuşmasından mı çok etkilenmiştim kısmında ilk yay ayraçta virgül getirmemiz gerekir. Çünkü peş peşe soru sormuş ve konuşmasından mı derken küçük harfle başlamış. Ancak etkilenmiştim dedikten sonra büyük harfle başladığından artık buraya soru işareti getirebiliriz. Bana öyle dolu gözlerle ve içtenlikle bakmasının bir sebebi var mıydı kısmı yine bir soru cümlesi olduğundan soru işareti gelir. Belki de ben öyle bakıyor olmasını istediğim için bu sıradan bakışları gözümde büyüttüm cümlesinde tamamlanıp bitmiş bir cümle olduğundan nokta getiririz. Sebebini bilmesem de yüreğimdeki çarpıntının tek gerekçesi olarak bu bakışları görmek en doğal hakkım değil miydi kısmı yine bir soru cümlesi. Bu nedenle yine soru işareti getiririz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir. Bu hayatta herkes hayali ölçüsünde yaşar dediğimizde cümle tamamlanıp bittiği için nokta getiririz. Hayalle ilgili insanları iki gruba ayırabiliriz dediğimizde şimdi bu iki grubu açıklayacağı için açıklama cümlelerinin sonuna iki nokta getiriyoruz. Kimileri az hayal kurar, yaşamlarında hayalin yeri uykuda gördüklerinden ibarettir dediğimizde ise sıralı cümleleri birbirinden ayırdığı için burada virgül kullanıp ardından da noktayla tamamlarız. Asıl ikinci grupta yer alan insanlar için ise hayal hayatlarının her anında yer alır cümlesi tamamlanıp bitmiş bir cümle olduğundan nokta getiririz. Böylelikle doğru cevabımız A seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A seçeneğinde Türkiye'mizin sözcüğünü görüyoruz. Türkiye özel bir isim olduğundan ona gelen iyelik eklerini elbette kesme işaretiyle ayırıyoruz. Doğru bir kullanımdır. 19 Haziran'ın derken de ay adlarından önce ya da sonra sayı varsa büyük harfle yazıyoruz ve gelen ekleri de yine kesme işaretiyle ayırıyoruz. Doğru bir kullanımdır. Cemal Süreya özel isim olduğundan elbette ona gelen ekleri yine kesme işaretiyle ayırıyoruz. Bu da doğru bir kullanımdır. Türklerin derken özel isimlere gelen çokluk ekleri ve yapım eklerini kesme işaretiyle ayırmadığımızdan bu yanlış bir kullanımdır. Doğru cevabımız geldi. E seçeneğinde ise Türk Dil Kurumu Başkanı'nın kısmını görüyoruz. Burada kurum ve kuruluş adlarına gelen ekleri evet kesme işaretiyle ayırmayız ancak burada bahsettiği kurum adı değil bir kişi. Onun başkanından bahsettiğimiz için artık gelen eki kesme işaretiyle ayırırız. Bu da yine doğru bir kullanımdır. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Özellikle soru eki veya sözü içeren cümle ya da sözlerin sonuna soru işareti getirilir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz cümlesi soru sözüyle oluşturulmuş bir soru cümlesi olduğundan elbette soru işareti getiririz. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda derkense bu defa soru ekiyle bir soru cümlesi yaptığından yine burada soru işareti getiririz. Onu sevdiğimi söylesem de inanmaz ki bir soru cümlesi değildir. Bu nedenle soru işareti getiremeyiz. Aşkın Vuslat'la beraber son bulacağını öğrenmedi gitti cümlesi yine bir soru cümlesi olmadığından sonuna soru işareti getiremeyiz. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna 3 nokta getirilebilir? 3 nokta getirebilmemiz için cümlelere cümlemizin tamamlanmamış, bitmemiş olması yani yükleminin bulunmaması gerekir. Bakalım, tek istediği orada biraz daha kalmaktı cümlesinde cümle tamamlanmış, bitmiş bir yüklemimiz var sonuna nokta getiririz o nedenle. A seçeneği değil aradığımız. Acısını en derin yerinde hissediyordu yüreğinin cümlesinde ise yine tamamlanıp bitmiş, yüklemi bulunan bir cümle. Yine 3 nokta değil nokta getiririz. İçimde yaşayamadığım günlerin acısı ve hiç unutamadığım anılar cümlesinde ise bitmemiş, tamamlanmamış, yüklemi bulunmayan bir cümle var. O nedenle burada 3 nokta getirebiliriz. Doğru cevabımız geldi. Ancak diğerlerine bakalım. O sözler aklına geldikçe neden daha önce bu kararı vermediğini düşündü cümlesinde yine tamamlanıp bitmiş yüklemi bulunan bir cümle olduğundan nokta gelir. Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden cümlesinde ise tamamlanıp bitmiş yüklemi bulunan bir cümlemiz var. O nedenle yine 3 nokta değil nokta getirmeliyiz. Doğru cevabımız kesinlikle C seçeneği olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır? A seçeneğinde Türkçe, matematik, fizik ve geometriden daha kolay bir derstir cümlesinde Türkçe, matematik, fizik ve geometri eş görevli sözcükler. Ancak bunların içerisinden Türkçe özne olarak kullanıldığından ve diğerleri arasında virgül bulunduğundan özneyi belirtmek için artık noktalı virgül kullanırız. B'de az uyudu, fazla dinlenmedi, yazdıkları çok tutuldu, herkes tarafından tanındı, sıralı cümlelerden oluşmuş. İlk ikisi arasında ve son ikisi arasında bağlantı bulunduğundan virgül kullanırız. Şimdi bunları da birbirinden ayırmak için noktalı virgül getirebiliriz. C'de okuldan, evden, kısaca her yerden çok çabuk sıkılıyordum. Sadece tek başıma kalmak ve yaşadıklarımı hazmetmek istiyordum. Yine sıralı bir cümle. Ancak ilk cümlede virgül bulunduğundan sıralı cümleleri ayırmak için artık noktalı virgül kullanırız. Yine doğrudur. D'de bu akşam sizde kalabilir miyim diye sorunca hiç düşünmeden evet dedim cümlesinde artık bu bir soru cümlesi, soru işareti getiririz ve tırnak işareti içerisine alırız. Noktalı virgül kullanmayız burada. Doğru cevabımız geldi ancak diğerine bakalım. Çiçeklerden papatya, gül, nergis, hayvanlardan at, kuş ve kediler benim için çok kıymetlidir dediğimizde aynı türde olanların arasında virgül var. Ve artık türleri de birbirinden ayırmak için noktalı virgül yine kullanırız. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Bu parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez? Dünyanın başına 1. Dünya Savaşı belası çöktü dediğimizde tamamlanıp bitmiş bir cümle olduğundan nokta getiririz. Bunun hala yasını tutarken geçirdiğimiz sıkıntılar, barış felaketleri, hiç hatıramızdan çıkar mı cümlesinde ise bir soru cümlesi olduğundan burada soru işareti kullanırız. Aynı zamanda da geçirdiğimiz sıkıntılar, barış felaketleri dediğimizde eş görevli sözcüklerdir. Bu nedenle arada virgül kullanırız. Asla çıkmaz dediğimizde ise yine bu defa ünlemle bitirmeliyiz. Çünkü bir duygumuzu da anlatmaya çalıştık burada. O zaman noktayı, soru işaretini, ünlemi ve virgülü kullandığımızdan doğru cevabımız B seçeneği olacak. Bu parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? Peyami Safa tüm romanlarında olduğu gibi Yalnızız'da da harika ve dikkat çekici bir konuyu ele alıyor, Simerenya. Peyami Safa burada özne olduğundan virgülle özneyi belirtiriz. Onun eserini ise tırnak işareti içerisinde belirtiriz. Hangi dikkat çekici konuyu ele alıyorsa onunla alakalı açıklama yapacağından artık buradan noktalı virgül kullanırız. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneği olacak. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerine virgül getirilemez? Doğduğum köyün bulanık akan suları vardı. Bir de hiç unutamadığım güzelleri diye devam eden kısımda burada virgül getirmemiz gerekir çünkü burada sıralı bir cümleden bahsediyoruz. O nedenle arkasından da küçük harf geldiği için virgül gelir. Aynı zamanda burada ikincisinde ardından o güzeller diye büyük harfle başladığından artık cümleyi bitirmemiz gerekir. Demek ki 2'de biz aynı zamanda virgül kullanamıyoruz. O güzeller aklımda hiç unutamadığım yerlerde saklıdır hala cümlesinde ise özneyi ayırmak için yine virgül kullanabiliriz. Köyümün suyu, havası ve insanları dediğimizde eş görevli sözcükleri sıraladığından yine virgül getiririz burada da. Hele bizim muhtarın küçük oğlunun dediğimizde getiremeyiz. Çünkü muhtarın küçük oğlu bir tamlamadır ve tamlamaların arasına virgül gelmez. Herhangi bir noktalama işareti de gelmez. O nedenle doğru cevabımız 2 ve 5 ile B seçeneği olacak. Aşağıdaki yay ayraçla belirtilen yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? öğretmenimiz siz de bir gün iş güç sahibi olacaksınız derdi cümlesinde burada öğretmenin sözü olduğundan virgül getiririz. Dışarıdaki ağaçlar, kuşlar ve parıldayan güneş şahit seni sevdiğime cümlesinde eş görevli sözcükleri sıraladığımızdan yine virgül getiririz. Yıldım bittim derdinden ama sen hep aynı sen cümlesinde ise sıralı cümleler bulunduğundan yine virgül getiririz. Dünyanın en güzel sevgisi çocuk sevgisi değil midir cümlesinde ise özneyi ayırmak için yine virgül getiririz. Biz bütün gün güldük, eğlendik. O ise somurtup bir kenarda elindeki taşlarla boncukları saymakla meşgul oldu. Sıralı cümleler. İlkinde virgül kullandığımızdan burada artık yay ayraçla belirtilen yerde bir ayrıma daha gitmek istediğimizden noktalı virgül getiririz. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi yanlış kullanılmıştır? A seçeneğinde her akşam 18:30-19:45 arası kitap okurum cümlesinde saatleri bu şekilde ayırırken arada kısa çizgi kullanırız, doğrudur. Yine B seçeneğinde eklerden önce biz yine kısa çizgiyi kullanıyoruz, doğru bir kullanımdır. Şiirde ölçü vezin bulunurken o şiirin hangi geleneğe ait olduğu iyi bilinmelidir cümlesinde ise eş anlamlısını bir sözcüğün biz yay ayraç içerisinde veririz. O nedenle doğru cevabımız geldi, ancak diğerlerine bakalım. Öğretmenimiz Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden 2005'te mezun olmuştu cümlesinde ise yine bu şekilde bir doğru kullanım söz konusu. Tarih Coğrafya Fakültesi kısmında kullanabiliyoruz. Doğup büyüdüğü şehre Adana'ya yeniden taşınmak hem hüzünlü hem de heyecan vericiydi cümlesinde ise bir açıklamayı biz kısa çizgi arasında verebiliriz. Ara söz deriz bunlara, ya virgül ya da kısa çizgi kullanıyorduk. O nedenle yine doğru bir kullanımdır. Doğru cevabımız C seçeneği olacak.